Herkese yeniden selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bu sefer yine bir kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Demin üzerinize afiyet, çok güzel akşam yemeğimi yedim. Ondan sonra yaklaşık 15-20 dakikada çekirdek çitledim arkadaşlar. Dudaklarım şu anda biraz kurumuş vaziyette tuzdan dolayı. Onun üzerine yetmezmiş gibi bir de güzel dondurma çaktım. O yüzden şu anda karnım tok, keyfim yerinde. Aç ayı oynamaz modunda değilim. Tok ayıyım ve de oynarım arkadaşlar. O yüzden bir adet oyunla karşınıza çıktım. Nedir bu oyunumuz? Gravity Maze. Yani yer çekimi labirenti türünden bir çevirme yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi açıkçası ben bu oyunu daha önce oynamadım. O yüzden nasıl oynandığını da bilmiyorum. Tahmin edebiliyorum ama oynamış değilim. O yüzden çok fazla da şunu yapıyoruz diyemeyeceğim. Zaten o nasıl oynanır kısımlarında ikinci videomuz olan nasıl oynanır videomuzu açıklıyoruz. Neyse şimdi her zaman olduğu gibi kutumuza bakalım arkadaşlar. Think Fun benim daha önceden duymadığım ancak güzel güzel oyunlar yapmaya başlayan bir firma. Gravity Maze Falling Marble Logic Game. İşte misket düşüyor, mantığınızı kullanın gençler, kafayı çalıştırın falan filan diyor. Ondan sonra build a path through the towers to get marble to the target and you win. İşte açıkçası gördüğünüz üzere o kadar da konsept zor değil arkadaşlar. Şöyle küp gibi şeyler var. Sanırım bunların her birinin içinde değişik bir yön var. Veya en azından değişik bir olay var. Biri bırakıyor, biri atıyor dışarı falan filan şeklinde. Sanırım yön yani. Bilemiyorum, biraz sonra açınca göreceğiz. Ondan sonra işte yukarıdan şeyi bırakıp, ufak misketi bırakıp aşağıdaki sanırım şu siyah olana götürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kartları gösteriyorlar şurada. Yani sanırım kuş bakışı vaziyette bu şekilde gözükecek hoca diyor kart. Ona göre sen geri kalanını ayarla diyor. Ignite your mind diyor. Kafayı çalıştır lan, kazma diyor. 60 tane yeni başlayanlardan ta uzman olanlara kadar bizi zorlayacak challenge'lar varmış arkadaşlar. Yaş 8, yaş ve üstü diyor. Enteresan bir olaydır. Hobby Pros'da genelde hani biraz daha sosyalleşelim diye İşte birden fazla kişiyle oynanan oyunları açıklıyoruz, bakıyoruz işte ne bileyim Monopoly'ler olsun, işte Star Wars oyunları olsun, Ticket to Ride olsun, Catan bilmem ne falan. Hep böyle en az iki kişi oynanan oyunlar. Bunlara zaten o yüzden parti oyunu deniyor. Tek kişilik parti olmaz. Ancak bu bizim eskiden oynadığımız Solotes gibi tek kişilik bir oyun arkadaşlar. Bunu tabi isterseniz bir takım kurallar yaratarak iki kişilik yapabilirsiniz ama dediğim gibi kendi kafanızı çalıştırarak oynayacağınız bir oyun. 60 tanesini de çözdükten sonra kaldır at şeklinde mi olacak bilemiyorum ama sanırım ne bileyim eşinize mesela benim eşim seviyor bu tür şeyleri. Eşinize falan gösterebilirsiniz. Ondan sonra veya çocuğunuz falan varsa evliya diyelim saklarsınız. Kartları saklarsınız. Bak mesela 10 yaşına gelmeden önce expert yok sana falan diye. Üst, alt, yan, bütün her taraf şey gibi, frisbee gibi aynı şeyi koymuşlar arkadaşlar. Fazla detaya girmemişler. Arka tarafa baktığımızda ise oyunun açıklamasını görüyoruz. Gene aynı başlık ve de aynı alt yazı. This gravity power... İşte burada biraz daha açıklama yapmış. Ön tarafta şey yapanı biraz daha açıklayarak yazmış. Demiş ki işte... oynayın lan oyunu demiş. Fazla okuma yapmayın demiş. To start. Başlamak için bir tane kart şey yapın ve de küplerinizi koymaya başlayın diyor. Amacınız diyor. İşte başlangıçta bu ufak misketi başlangıçtan finish noktasına getirin diyor. Sanırım bu şey gibi bir şey arkadaşlar. Bana biraz şeyi hatırlattı. Hani şu Bioshock oynayanlar biliyordur. Bu arada Bioshock demişken hemen Oyun Pros'un reklamını yapalım. Biliyorsunuz bu Hobby Pros'da bu tür kutu oyunları, Legolar, Hot Wheels, Hexbug gibi harika oyuncakları tanıtıyoruz, hobileri tanıtıyoruz. Bu tür şekilde oyunları tanıtıyoruz. Bir diğer kanalımız olan Oyun Pros'da ise bilgisayar oyunlarını, konsol oyunlarını tanıtıyoruz. Acayip şeyler yapıyoruz. O yüzden öteki kanalımıza da mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki ilk önce buna abone değilseniz bana da abone olabilirsiniz. Neyse. Hani Bioshock'ta bir şey, makineleri hack etme olayı vardı.
bir yerden bir sıvı geliyordu. Böyle belli bir zaman içinde, yaklaşık 10-15 saniye içinde çık 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 değiştiriyorduk falan. Ona şey yaparsak mis gibi, para vermeden oradan adım madım falan bir şeyler alıyorduk ya. Bioshock oynayanlar biliyordur. Hatta ve hatta benim yazarlığa başladığım sene olan 1994'te, vay anasına, bayağı bir sene zaman geçmiş. İlk incelemesini yaptığım oyun Terminator 2 Judgment Day'di. O Terminator 2'nin bir bölümünde de Arnold civarda gezer abimizin şeyine, bileğindeki şeyleri bağlıyorduk. Oradaki kabloları bağlıyorduk. Aynı o Bioshock'taki gibi. Tabii Bioshock'tan kaç sene önce? 22 sene... Yok pardon. Bioshock 2007'de çıktı. 1994. 13 sene önceymiş. Yani bayağı bir zaman geçmiş. Onun gibi bir konsept. Sadece ufak şeylerle oynuyoruz. İşte plastik küplerle oynuyoruz. Neyse, arka tarafta da başka bir şey yok arkadaşlar. Nasıl oynayacağını gösteriyor. Bir tane örnek şey göstermiş. Örnek problem göstermiş. O yüzden bununla nasıl oynanır serimizde zaten bunu göstereceğim. O yüzden şimdi hayvan gibi bunu açıyorum. Bir dikkat ettim. Son birkaç gündür kutu açılım videolarında çok nazik davranıyorum. Böyle şöyle falan yapıyorum. Bu sefer hayvan gibi açacağım arkadaşlar. Karnım tok. Dediğim gibi yırtarak açacağım bunu. O yüzden hadi bakalım diyorum. Evet, fazla zorlamadım. Demek ki bazen hayvanlıkta fayda var. Kutumuz böyle. Şimdi hemen açalım. Heyecanlıyım. Daha yolun başındayım, farkındayım. Ha bu arada Toti yazmış. Totoş falan filan demek istiyor. Toy of the Year. Toy of the Year Award. 2015'te yılın oyunu ödülünü kazanmış. Ama nereden kazanmış, kim vermiş bu ödülü belli değil. Yani biz de bizim evde yılın oyununu seçebiliriz mesela. Bir damga da biz basalım. O yüzden biraz pek bana şey gelmedi. Toti. Belki bir Toti bir kuruluş. Kutumuzu artık sabahtan beri izliyorsunuz zaten. Bir kenara koyalım şimdilik. Her zaman olduğu gibi sakin sakin. Klasik. Wow. Vay anasına, beğendim lan. Ana bunların hepsi değişik. Benzer değil bunlar. Ben bunlar mavilerin hepsi aynı olacak falan zannediyordum. Biraz sonra gösteririm. Wow, vay anasına lan, vay anasına. Tabii neon renkleri seçmişler. İşte parlak şey. Parlak yeşil, mor. Bir şarkı vardı ya. Yeşil, mavi, kırmızı. Dolmuşluk şarkısı mıydı? Neydi? Onu bilenler bir şey altına yazarlarsa sevinirim. Bir dakika, kafama takıldı şimdi. Yeşil, mavi, kırmızı doldurduk yolcumuzu. Hadi Allah şoför... Hay Allah, hatırlayamadım ya. Tamam, diğerlerden aklımda kalmış. Güzel de bir plastik şey yapmışlar. Mold. Yani oyun bittiğinde çok sağlam. Bunları tekrar koyabileceğiz. Size gayet güzel duracak bunlar burada. Bunlar ayrılmıyor mu? Ana! Ulan oyun zorlaştı o zaman hoca. Ben teker teker koyacağız zannediyordum. O expert leveli benim çocuğun 10. yaş günü değil, kendimin 50. yaş gününe saklayacağız gibi gözüküyor. Ben bunları ayrı ayrı parçalar sanıyordum. Hani küpleri koyacağız, zınk diye inecek falan. Ama bunların hepsi... Biraz sonra göstereyim arkadaşlar. Bunların hepsi... Kendi içinde özellikleri olan birleşmiş parçalar. Dolayısıyla bir deneme yapacağım. Vay anasın, bu da kaliteli bir şey lan. Altını, vay, bunu beğendim. Bu hocam, bu oyuna ThinkFun firmasına bir thumbs up veriyorum. Güzel, kaliteli yapmışlar. Plastik falan hakikaten, şöyle göstereyim. Kaliteli plastik, artı olarak mesela şu ayaklarda ufak lastikler var. Yani masaya koyduğun zaman kaymıyor pek fazla. Genelde böyle bu tür kutulu oyunlar bazen dandik oluyor. Ama bu çok şey olmuş, kaliteli olmuş. Alt parçamız bu arkadaşlar. Bunun üzerine bütün parçalarımızı koyacağız. Üste diktiğimiz kuleler de, yani tower yazıyor. Benim ağzımdan da kule diye çıktı.
şu şekilde birer birer göstereyim bunları hemen. Gördüğünüz gibi sanırım şuraya top gelince dört tarafı da eşit, yani şans olarak her tarafa gidebilir de, demek istiyor. Aynı parçadan şurada var. Olur da bunu ters koyarsanız yine dört tarafa yayılabiliyor top. Şuradaki parça topu ya bu tarafa, yani top demeyeyim de ne derler ona, misketi ya bu tarafa ya da aşağıya yolluyor. Şuradan geldiğinde veya şuradan geldiğinde. Yine benzer bir şey. Tabi yerleri değişik. Anladığım kadarıyla... Oha lan. Mesela bunda da şöyle yatay bir parça var. Deminki dikey parçayı şuradan yatay yapmışlar arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu arada elimde yara var gördüğünüz üzere. Tahta düştü geçen. Sanırım bunu da şu şekilde koyarsanız falan. Lan şimdiden kafam karışmaya başladı benim. Tabii ya. Bunları bir ayarlayacağız. Bir de üzerine ayarlamak bir kenara, bir de bunun şeyini, şu kuş bakışı görüntüyü yapacağız. Bu bayağı bir güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Hakikaten ben bunu basit bir şey zannediyordum. Solo test falan gibi. Tık 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 birer birer dizeceğiz zannediyordum da öyle değil. O yüzden biraz şoktayım. Ama güzel bir şok bu. Bu tür güzel şokları severim. Gördüğünüz gibi. Renklere göre şey yapmışlar. İşte sanırım bu demin target dediği hedef nokta bu olsa gerek. Kırmızı da sanırım bir tane olduğu için başlangıç olmuş oluyor. Emin değilim. Nasıl oynanır videosunda göstereceğim hepsini sizlere. İki tane dörtlü, bir tane beşli. İki tane üçlü, iki tane ikili. İki tane birli ve de bir adet birli başlangıç noktası diye tahmin ediyorum. Hakikaten bu beynimizi zorlayacak gibi bir şeye benziyor arkadaşlar. O yüzden şu anda dakika bir gol bir benden pozitif tepkiyi aldı oyun. Kartlarımıza bakalım hemen. Bir adet şey. Kullanım kılavuzu. Olur da videoyu durdurup okumak isteyen arkadaşlar olursa şu şekilde göstereyim. Vay anasına lan. Bugün birkaç video daha yapmayı planlıyordum da ben şimdi buna kafayı takacağız gibi gözüküyor. Böyle yukarıdan zıplatmak yok diyor. Üç kağıt yapmayın lan diyor. Sadece bir taneden zıplatabilirsiniz diyor. Hani merdiven inerken ikili inmek yok. Birer birer inin şu merdiveni, ses yapmayın. Apartman yöneticisi Rafet Bey kızar diyor. Anam, bunu böyle şeyler nereden aklıma geliyor? Bu bizim Rafet Bey diye şişman bir herif vardı. Şimdi rahmetli oldu herhalde sanırım. Çünkü ben çocukken, ben 8-10 yaşlarındayken bile çok yaşlı bir amcamızdı. Ama böyle testikıllı bir amcaydı, böyle şişman diye konuşan. Asansörde falan karşılaştığımda herifle... Yani herif Godfather gibi bir şeydi. Artık apartmanın yöneticisi olduğundan mıdır nedir bilemiyorum ama... Neyse, Rafet Bey'i andık. Allah rahmet eylesin. Rafet Bey nereden çıktı? Aklıma geldi, nereden geldi onu da bilmiyorum ama. Ha. Tabii Rafet Bey bazen kızabiliyordu apartmanda merdivenleri böyle üçer beşer inip zıplayınca. Ayrıca kapıcılara vermiş olduğu talimattan ötürü de çim üstünde topumuzu oynarsak "Lan keserim topunuzu lan!" falan birkaç defa kestilerdi benim topumu. Plastik topu. Vay anasını arkadaşlar. Bu bayağı bir zaman geçireceğe benziyor ya. Harika. Şu anda çok hoşuma gitti yani. Şu anda bu oyun çok gözüme kaliteli gözüküyor benim. Nasıl oynanır serisinde yapacağız ama şuradan bir bakmaya çalışayım. Bu nasıl da yapılıyor? Lan arkasında... Hayır. No. Yapmayın hoca. Arkasında şeyleri var ya. Çözümü var. İyi ki şu şekilde açmadık. Beyler bakın falan. Şöyle falan diye. Vay anasına. İnsan en azından şunu şey falan yapar. Bazen şey oluyor, hani böyle kırmızı bir film oluyor. Sadece filme takınca arka taraf gözüküyor ama çok da uğraşmamışlar. O yüzden arkaya bakmayacağız arkadaşlar.
Add to grid diyor. Şuradan başlayıp şuraya mı yapacağız? Ne yapıyor? Tabii nasıl oynayacağını bilmiyorum. O yüzden saçmalamayayım da. Ancak birinci çok basit bir şey gibi gözüküyor. İkinci de hala beginner. Bir dakika lan. O kadar da şey değiliz. Rezil olma pahasına şöyle bir deneyin bakayım nasıl oynanıyor bu. Bir tane şundan koyun diyor. Pardon. Şuradan şuraya geleceksiniz diyor herhalde. Emin değilim. Bir tane mor, bir tane kırmızı şey kullanın diyor. Gri kullanın diyor da. Neyse. Şey gibiyiz. Gerdeğe girecek gelin gibi. Şöyle bir atayım bakayım şimdi. Ha, içine bile düşmüyor gör. Gördüğünüz gibi içine bile düşüremedim arkadaşlar. Bu kadar şey bir oyun. Vay nasıl? Ne oluyor lan burada? Aa hoca bir dakika. Vallahi arkasına da bakmayacağım. En iyisi bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Şöyle basit bir şey yapmak istiyorum. Bulmaca falan olmasın. Şöyle bir koyalım bakalım. Lan bunların hiçbirinin üstünde delik yok ki. Ben boşu boşuna sokamadım onu. Tabii. Belli üstten... Ha var. Şunda sarılarda delik var. Ya şöyle kafamıza göre bir şey yapalım. Bu Hong Kong'daki şeyler, gökdelenler gibi şöyle bir delelim arkadaşlar. Olursa ikimize, olmazsa olmaz modunda. Bir dakika ya. Lan oğlum bir başlangıç olayı, neyse kafam karıştı. Dediğim gibi oynamayı bilmiyorum. Sadece kutu açma videosu bu. Topu bırakacağım. Eğer bir yerlere gidiyorsa demek ki bir şeyler yaptık. Gitmiyorsa demek ki nasıl oynanır videomuzu izleyeceksiniz. Yana gitti, komşusuna gitti çay içmeye. Aşağı düştü. Bu da yere düştü. Neyse arkadaşlar. Tabii yani bilmeyince olmuyor. Şimdi oyunumuzu kaldıralım. Ben bunun birkaç güne ustası olurum. Birkaç günde nasıl oynanır videosu gelecek. Şimdi dediğim gibi bunları koyalım tekrar geri yerine. Kutumuzu geri paketleyelim. Paketlerken de size hoşça kal diyelim. Dediğim üzere arkadaşlar Oyun Pros bilgisayar oyunlarına, video oyunlarına bakıyorum. Infinity karakterlerini inceliyorum. Lego Dimensions gibi Toys to Life, Amiibo'ları inceliyorum. Yarış oyunlarına büyük önem veriyorum. Strateji oyunlarını seviyorum. Bu tür oyunları, özellikle aksiyon oyunlarını, God of War, ayrıca nostalji serisi yapıyorum. Tabi bunların çoğu yayınlanmadı henüz ama şu anda o kanalda kutu açmakla meşgulüm. Çünkü size birkaç gün önce göstermiştim. Bizim evin bodrumu burası. Bu şey dolu arkadaşlar. Her taraf kutudan geçilmiyor. O yüzden ben de burayı biraz boşaltmak istiyorum. Boşalttıktan sonra esas şey videolarımızı. Gördüğünüz üzere benim için şunları şuraya koymak bile yeteri kadar bir challenge. Ben en azından bunlarla başlayayım. Bu buraya nasıl konur falan. Ondan sonra oyuna geçeriz. Bunlar nereden çıktı abi? Hatırlamıyorum nasıl çıktığını. İkinleri koyalım. Şöyle. Oyunu bitirirseniz bunu da oyun gibi oynuyorsunuz. Kartlar şuradaydı. Ben iyi hatırlıyorum. Şunu da şuraya koyalım. Bu bebek buraya. Bu bebek buraya. Evet. Bu bebek nereye? Şuraya. Evet. Hakikaten beğendim arkadaşlar oyunu. Gerçekten çok güzel, kaliteli bir şeye benziyor. Sizlere de... Abi kutuyu bile dikdört şey kare yapmamışlar. Burada bile benim beynimi zorladılar herhalde. Hepinize oyunu öneriyorum. Ve de birkaç gün sonra nasıl oynanır videosunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, saygılar. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Abone olmazsanız zorla size bu oyunu oynatırım. Bak kafanız karışır. Neyse arkadaşlar.
Hadi kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.